Vuruş işte bu, bir kez daha izliyoruz. Erdem Özgenç sol ayağıyla sert ve düzgün bir vuruş yaptı. Kaleci Hansen sadece bakmakla yetindi. Bir kez daha izliyoruz. Evet, pozisyonun başlangıcı da tabii çok önemli. Çok iyi sağ kanattan çabuk geliştirilen bir atak sonrasında. Erdem'in bu tip vuruşlar yaptığını zaten biliyoruz. Gerçekten çok etkili vuruşları var. İçeri hareketlenip de çerçeveyi gördüğü anda vuruşları var. Onlardan bir tanesiydi. Tabii o direğin içine çarpan top ağları da bulsaydı bizim için şu anda muhteşem bir skor olacaktı. Kumbelen'in vuruşunda Kaleci Hansen. 45. dakika, yine gole yaklaştık. İlk yarının sonlarında baskı kurduk kalede. Önce direkten ve sonra Kaleci Hansen. İşte bir kez daha izliyoruz. Hansen bu şekilde topu kornere çeldi. Artı bir dakika daha oynanacak olabilir. İlk yarı 0-0 beraberlikle sonuçlanıyor sevgili izleyenler. Kısaca ilk yarıyı değerlendirelim. Evet, iki takım da kontrollü oyundu. Ahmet İlhan içeri bıraktı. Kumbelen'in kafa vuruşu. Kaleci Hansen gerçekten güzel pas organizasyonlarının ardından, tam pas organizasyonundan bahsederken Ahmet İlhan Özek içeriye çıkardı. Kumbele kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Hansen. İkinci yarı topa daha çok sahip olan, topa daha az hata yapan taraf oldu için Karabükspor. Pozisyon üretmek bu çok fazla zorlanmıyor. Vuruş yapmak istedi Emre Güngör. Elle oynama. Olabilir mi? Offside'lar. Arkasından Traore ile öne iyi boş koşular yapan, defans arkasına boş koşular yapan, ancak istediği topları almakta zorlanan bir üçüncü bölge oyuncuları. Bir kez daha izliyoruz. Evet. Burada offside'lar var.